Merhaba değerli Sanayi TV izleyicileri. Bugün mekanik tesisat ve inşaat sektörünün 4 temel bileşeni toplantısı için Çırağan Sarayı'na geldik. 5. defa Deko Grup tarafından düzenlenen toplantıya bu yıl proje ortağı olarak TayTech de eşlik etti. Bakalım içeride hangi firmalar var, neler konuşulacak, hangi noktalara değinilecek birlikte öğrenelim. Hadi gidelim. Türkiye'nin en büyük mühendislik toplantısına hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Şahin Özkan. Baymak Makine Sanayi Ticaret AŞ'de ürün müdürlüğü olarak görev yapıyorum. Bugün de sektör temsilcileriyle bu etkinlikte yer almaktayız. Sektörümüzde hitap ettiğimiz ürünleri, kullanıcıları, projecileri ve uygulayıcılarıyla bir arada olmaktan bugün bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Bizleri bir ortamda buluşturma fırsatı oldu. Bizler de sektör temsilcileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Peki efendim, Baymak neler yapıyor? Ürün portföyü nelerdir? Hizmet alanından bahsedecek olsaydınız kısaca ne söylerdiniz? Baymak Makine Sanayi Ticaret AŞ İstanbul Tuzla tesislerinde bireysel ısıtma sistemlerinden, kombiden, şofbenden, yoğuşmalı duvar tipi kazanlara kadar, yer tipi kazanlar, güneş kollektörü, hidrofor, boiler, termosifon gibi aslında bir ısıt tesisinde olması gereken ana ürünlerin üretimini ve tedariğini sağlayan bir grup şirketiyiz. Bir mekanik odada olması gereken ana komponentlerin tamamını Baymak markası ve premium segmentte de Deditiş markamızla kullanıcılara ve sektör temsilcilerine bu ürünleri sunabiliyoruz. Peki Baymak'ın 2024 ihracat hedefinden bahsetmek ister misiniz? Tabii ki sadece iç pazara hitap etmiyoruz. Aynı zamanda yurt dışı satış birimiyle ihracat departmanımızda da hem grup şirketi bünyesindeki firmalara üretimlerimiz hem ihracat departmanımızın dünya üzerindeki 70'e yakın farklı ülkelere de distribütörler vasıtasıyla satışları gerçekleştirmekte. Bu noktada tabii ki yine bireysel ısıtma sistemleri ve merkez sistem kazanlar, yine sıcak su üreticileri dediğimiz termosifon, boiler gibi ürünlerle de dünyadaki birçok noktaya Baymak markasını iletiyoruz. Bu hedefler dediğimizde aslında büyüyor, büyümeye de devam ediyor. Bizler de tesislerimizi, İstanbul'daki tesislerimizi bu noktada üretim kapasitelerini arttırmaya gayret ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz? İsmim Emrah benim. Yaklaşık 10 yıldır Ayvaz'da çalışıyorum. Ayvaz'ın proje departmanının başındayım. Makine mühendisiyim. Peki Ayvaz firması neler yapıyor? Ürün portföyünde neler var? Hizmet politikası nedir? Ayvaz firması bizim mekanik tesisat sektörüne tedarikçi firması. En eski tedarikçi firmalarından biri Ayvaz. Bizim ürün portföyümüzde vana grupları, metal hortum grupları, kompansatör grubu, yangın armatürleri ve yalıtım grubumuz var. Adeta seviye göstergelerimiz de mevcut. 1948 yılında kurulan bir firma var. Sektörün en eski firması diyebiliriz. Peki, teşekkür ediyorum. Bugün katıldığınız toplantı 5. defa düzenleniyor. Evet. Toplantının firmanıza sağladığı avantajlardan bahsedebilir misiniz? Bu toplantının zaten 4 ana bileşeni var biliyorsunuz. Tasarımcı kısmı, tedarikçi kısmı, yatırımcı kısmı ve ana yüklenici kısmı var. Biz burada tedarikçi kısmındayız. Burada aslında biz kendi ürünlerimizi, aslında yeni geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Sektörde göremediğimiz insanları da görebiliyoruz aslında. Burası sektörün biraz birleştiği, tüm ana bileşenlerin birlikte olduğu bir oturum. O yüzden hani iş yoğunluğundan aslında fırsat bulamadığımız görüşmeleri gerçekleştirebiliyoruz burada. Herkesi bir anda görebiliyoruz. Birden çok kişiyle kontak kurabiliyorsunuz. Birçok kişiyle aynen kısa sürede kontak kurabiliyoruz. Bize biraz faydası oluyor açıkçası burada. Frese firmasından teknik satış yöneticisi Melih Çeleker. Frese olarak biz balans mağaraları üzerine çalışan bir firmayız. Frese Euroca firması 2009 yılından beri Türkiye'de bulunan Danimarka menşeli ve Danimarka'da üretim yapan Frese firmasının buradaki ofisi konumunda. Peki bugünkü katıldığımız toplantı firmanıza ne gibi avantajlar sağlayacak? Şöyle, bu bizim 3. kez katılışımız buraya. Özür dilerim. Ben 3. kez katılıyorum. 4. kez katılışım. Frese'nin bu her sene gelişen bir popülasyonla birlikte burada bizim de kendi çağırdığımız müşterilerimizle birlikte çok güzel bir kaynaşma ve çok güzel bir etkinlik oluyor. Ve bu etkinlikler sayesinde hani sonuçta iş ilişkileri kapsamında da ciddi manada güzel avantajlar oluyor bizler için. Peki Frese'nin 2024 hedeflerinde neler var? Şöyle, bu zamana kadar hep bir yükseliş trendinde gitti. Bakalım bu sene sektör biraz işler anlamında biraz kötü ama enflasyondan dolayı. Enflasyon ve ciddi manada insanların para tutma hevesinden dolayı böyle bir problem var. Ama umarım sene sonuna doğru düzelecektir. Adey, BIM firmalarının Türkiye CTO'su olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda burada yeni tasarlamış olduğumuz ve patentini almış olduğumuz Hidrobox ünitesini mekanik tesisat sektörüne anlatmak için bulunuyoruz. Peki bu toplantının sizin firmanıza olan avantajları nasıl ilerleyecek? Sizi neler bekliyor ilerleyen süreçlerde? Şöyle, şu an bildiğim kadarıyla yaklaşık 2700 kayıt var ve gördüğüm kadarıyla da burada 1500 kişilik bir kalabalık var. Bunların hepsi sektöre yön verenler dahil olmak üzere ve sektörde yer alacaklar bulunuyorlar. Dolayısıyla biz bunların tamamına bir paydaş olmak istiyoruz. Haliyle yeni bir ünite. Bu yeni üniteyi de tek tek bu arkadaşların hepsini dolaşmak mümkün olamayacağından dolayı onları burada bulmuşken standımızı ziyaret eden tüm arkadaşlara konuyu anlatıyoruz orada. Bizim için en büyük avantajı bu olmuş oldu. Peki bize de kısaca anlatmak isterseniz üründen biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Standart olarak bir kazan dairesini hayal edebiliyorsanız bir gidiş kolektörü, bir dönüş kolektörü, bir tortu tutucu, bir denge tankı, bir pislik tutucu, bunların hepsini ifade ediyor. Onlar bir alan kaplıyorlar ve bu sistem içerisinde hidrolik dengesizlikler çoğunlukla pompalarda meydana geliyor. Biz istedik ki bunların tamamını bir paket haline getirelim. Sektörde yaşanan sıkıntılara bir dur diyelim. Ünite iç içe geçmiş 2 bloktan oluşuyor. Su sistemin içerisinde çok düşük hızlarda hareket edecek şekilde tasarlanmış durumda. Hava sistemde oluşmuyor ve hidrolik dengesizliği tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Pompaların tamamı nominal eğrisinde çalışıyorlar. Pompaların zarar görmesini, su kaynaklı kirlilik zarar görmesi engellenmiş oluyor. Üzerinde bir pH düzenleyici var. Hemen arka tarafında bütün kazan üreticilerinin önermiş olduğu VDI 2035 normunda su hazırlayan bir ünite var. Bu tarafa gelirsek de bu görmüş olduğunuz ünitede sistemin genel manyetik kirliliğini yakalayacak İngiliz patentiyle üretilmiş bir manyetik filtre, Adey manyetik filtrelerle, onlarla global çözüm ortaklığımızı dile getiriyoruz. Tüm üniteyi hazır paket olarak tüketicinin sunumuna hazırlıyoruz. Bir kazan dairesini hazırlayıp göndermiş oluyoruz. Ben Kuzu Grup'tan Semih Çalıokulu, Fırat Üniversitesi mezunuyum. 19 yıldır yapı sektörünün içinde olup 24 senelik çalışma hayatımda petrokimya, maden sektörü, üretim proseslerinde çalışma fırsatım oldu. 60'a aşkın mecrada da yazılarım çıkmakta, biri de Sanayi Gazetesi. Peki efendim, hemen şunu sormak istiyorum. Kuzu Grup olarak bugünkü mekanik tesisat ve inşaat sektörü adlı toplantıya katılım sağladınız. Bu toplantının firmanız için olan avantajlarından bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, en son projemiz Medica Nautico projemizle ilgili Türkiye'de ve dünyada neleri yaptığımızı, neler yaptığımızı aslında sunumda göstereceğim. Böyle parça parça, biraz da bir şey kalsın diye böyle parça parça kısımlardan Türkiye'de ve dünyada dediğim gibi ilkleri ifade edeceğim sunumumda. Peki atmosfer nasıl? Gayet iyi. Bu sene daha bir kalabalık. Asıl sizlere de sormalı. Bizler için de keyifli geçiyor. Bu sene de bayağı bir kalabalık oldu. Benzeri bir yapıyı da aslında burada da söylemek isterim. Sürdürülebilir Tesis Üretim Zirvesi var. 28 Mayıs'ta Nişantaşı Üniversitesi'nde. Orada da düzenlerken icra komitesindeyim ben. Oraya da bekliyorum sizleri. Son olarak şunu sormak istiyorum. Kuzu Grubun 2024 hedeflerinde neler var? Şu anda hedeflerinde şöyle gitmekte. İşte hastane inşaatlarımız devam etmekte. Yeni 2 inşaat aldık. Konut projeleri, emlak konut işleri devam etmekte. Süreci inşaat yönünde ilerletiyor. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evren Demirci ben. Bu Four Essentials organizasyonunun ev sahibiyim. Evet. Deko Grup firmasının da sahibiyim aynı zamanda. Peki, 5. defa ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Bu sene proje ortağınız TayTech de var. Doğru. Atmosfer nasıl? Ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyebilirim. Şimdi her geçen gün zaten artıyor organizasyonumuza katkı ve ilgi. Geçen seneye nazaran yine %30 daha büyüdü. Hem de sektör tarafından kabullendi. Ben bugün açılış konuşmamda da bahsettim zaten bu konuda. Sektör şu anda sahiplendi. Hem firmalarımız hem katılımcılarımız ev sahibi olarak kendilerini görüyorlar. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Beklediğiniz bir katılım var mıydı? O yoğunluğun üzerinde mi gerçekleşti? Tabii. Şimdi biz geçen sene 2000'in üzerinde, yani 2053 gibi bir rakamla, net rakamla katılımcımız vardı. Bu sene biz böyle 2500 civarı düşünüyorduk ama zaten 2750'de kayıtları kapatmak zorunda kaldık. Kayıtları kapattığımızda da 2 gün vardı organizasyona. Dolayısıyla o 2 günde de katılmak isteyenlerin yoğun talebiyle 3000'in üzerine çıktık bu sene. Peki, hemen şunu sormak istiyorum. Düzenlemiş olduğunuz toplantı, birbirinden ünlü firmalar katılım sağladı. Doğru. Bu toplantı sayesinde neyi başarabilecekler? Yani neye ön ayak oldunuz? Şimdi şöyle, bu organizasyonun zaten amaçları var. En önemli amaçlarından bir tanesi bilgi paylaşımı. Yani tamamen sektörümüzde böyle yön veren insanların bilgileri paylaştığı bir platform. İkincisi de tüm network ağını yönetilmesi. Yani bütün sektör her Mayıs ayında burada, bütün sektörü burada bulabiliyor. Öyle bir atmosfer yarattık. Tabii katılımcılar da bundan nasıl bir fayda sağlıyorlar? Bir kere herkes bu sektör altında birleşmiş oluyor, bu çatı altında birleşmiş oluyor. Four Essentials aslında Türkiye'nin en büyük mühendislik toplantısı olma ünvanı var diyebilirim net, ama hep söylüyorum, bence dünyada da buna benzer bir sektörel mühendislik toplantısı çok fazla yok. O yüzden dünyada etki yaratabilecek ama Türkiye'nin en büyük mühendis toplantısı da olmak evimizi mutlu ediyor tabii ki. Mekanik tesisat ve inşaat sektörünün geleceğine dair neler söylersiniz? Bence konuşmalarımızda da genelde buna değindiler. Enerji ve BIM platformu diye 2 kavramdan bahsediyoruz. BIM platformu bu yapı bilgi modellemesi, akıllı bilgi modelleme ile ilgili 3D tasarım aslında. Ve bu bizim Four Essentials çatısı altında bulunan 4 tane temelimiz var. Evet. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz yatırımcılardı. Bir tanesi tasarımcılar, uygulamacılarımız ve tedarikçilerimiz. İşte bu BIM platformu bu 4 ana temeli de içinde barındıran bir bilgi yönetim platformu. Tüm dünya şu anda bu BIM üzerine çalışmakta. Biz de burada BIM'le çalışmanın faydalarını bahsettik. Tabii bu BIM'le bağlantılı olarak olan kısımları da, olmayan kısımları da var. Enerji zaten dünyanın değişmez bir kanunu. Enerji ve ona benzer birçok konuya da değinildi burada. Çok da beğenildi. Ben Tayfun Başaran, TayTech Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu yıl 5.'si düzenleniyor. Deko Grup'la birlikte siz de proje ortağısınız. Nasıl bir atmosfer hakim, katılım nasıl, bunu değerlendirebilir misiniz? Ya, Four Essentials alışılmışın dışında bir organizasyon. Sektörün dört etkin grubunu bir araya getiren bir organizasyon. Katılımı siz de görüyorsunuz, kalabalığı da görüyorsunuz. Evet. Şu an sabah yaklaşık 2700 kayıtlardan bakıyoruz. Misafirimiz katılmış vaziyette. Değişik konular inceleniyor, değişik konular konuşuluyor. Yani sektör adına hakikaten önemli bir etkinlik bu. Peki bu toplantının temel amacı nedir diye sorsam size ne söylersiniz? Yani proje ortağı olduğumuz bu etkinliğin temel mottosu, biraz önce söylediğim gibi sektörün dört bileşenini bir araya getirmek. Çünkü ülkemizde genelde bu tür kısımlarla bütün segmentler ayrı ayrı çalışıyor. Fikir alışverişi yapabilmek, sektördeki herkesin birbirini tekrardan görmesi, kendi bilgilerini, teknik konuları update etmesini sağlayan önemli bir etkinlik. Peki son olarak şunu soracağım. Mekanik tesisat ve inşaat sektörünün geleceğini nerede görüyorsunuz? Şimdi inşaat sektörü tabii ki arz-talep dengesiyle ilgili. Bugün baktığımız zaman kendi ülkemizle ilgili yıllık nüfus artışımıza ve gelişime göre yıllık 1 milyon konut ihtiyacımız var. Geçtiğimiz 4-5 yıl içerisinde konut satışları düşmüştü, stoklarla ilgili kısım. Evet. Ama şu an baktığımız zaman talep ve ihtiyaçlarla ilgili kısımlar yine o noktalara gelmiş vaziyette. İnşaat sektörü devam edecek. Mekanik sektör de konuşmalarımızda da birçok konuşmacının da değindiği gibi özellikle enerji, çevre gibi kavramlara göre gelişen bütün teknolojileri ön plana getiriyor. Ben artık şuna yapıyorum, biz sürdürülebilir kelimesini çok kullanıyoruz ama sürdürülebilirlik bir varlığın doğumdan ölümüne kadar geçen bir süreç. Evet. Artık dünyada transformation yani dönüşüm, her şekliyle dönüşüm ve gelişim süreci başladı. Bu sektör içinde inanıyorum ki herkes farkına varır. Önümüzdeki yıllarda da en çok konuşacağımız konu bu olacak. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba değerli izleyenler, bugünkü Mekanik Tesisat ve İnşaat Sektörünün Yeni Yüzyılı adlı toplantı için Çırağan Sarayı'na gelmiştik. Sizler için elimizden geldiğince toplantıyı aktarmaya çalıştık. Daha fazla video için bizleri izlemeye devam edin, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.